programımızın bugün tam 16. günündeyiz. Dün yani 15. gün güzelce kaslarımızı ve vücudumuzu dinlendirdik. Bugünkü kalça bacak antrenmanı için hazırladık. Evet, yanlış duymadınız. Bugün kalça bacak antrenmanı yapacağız. Bugün totalde 5 hareket yapacağız kalçaya ve bacağa hitap eden, ama öncesinde yine jumping jacks ve burpees ile güzelce ısınacağız. Bugünkü antrenman arkadaşlarım, antrenman ekipmanlarım, bir adet sandalye. Spor salonunda olanlar sandalyenin yerine bench de kullanabilirler. Ve bir adet dumbbell. Evet, bugünkü antrenman arkadaşım 30 kiloluk bir dumbbell olacak benim. Ama sizler 3 kilo ile 5 kilo arasında dumbbell da kullanabilirsiniz. Eğer ben hocam level atladım, ben 5 kilodan daha fazlasını kullanarak da hareketleri doğru yaptığıma eminim, postürümü bozmadan hareketi tamamlayabiliyorum diyorsanız 10 kilo, 15 kilo, 20 kiloya, hatta benim gibi 30 kiloya kadar çıkabilirsiniz. Şimdi önce ısınma hareketine başlayalım. Sonrasında yansın kalçalar, bacaklar. Hadi ısınalım. Evet, ısınma için hazırız. Yine jumping jacks ve burpees ısınacağız. Ama bugün önce birini sonra birini yapmak istemiyorum. Jumping jacks ve burpees'i birbirine karıştırmak istiyorum. Yani bir set jumping jacks, arkasından bir set burpees, sonra tekrar jumping jacks, sonra tekrar burpees olarak devam edeceğiz. Ama unutmadan saatimi çalıştırmak istiyorum. Antrenman sonunda yaktığımız kalori hakkında bir fikrimiz olsun. Evet, başladık. Önce jumping jacks tükenene kadar setlerle yapıyoruz, ama ben her zamanki gibi yine 60 tekrar yapacağım size eşlik edebilme adına. Hazırsanız ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hadi 13, 14, 15, hadi 16, hadi 17, hadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi geri say. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tükendiyseniz tabi bitirebilirsiniz. Ve 0. Harikasınız. Dediğim gibi ben size eşlik edebilirim adına 60 tekrar yapıyorum. Artık siz sistemi biliyorsunuz. Küçük küçük su yudumlayabilirsiniz. İlk önce jumping jacks, sonra burpees yapmayacağız. Dediğim gibi ikisini birbirine karıştıracağız. Şimdi sıra burpees'te, ama önce nabzımın düşmesini bekleyeceğim. Nabzım halen yüksek. Kalça bacak günlerinde, antrenmanlarında diğer bölgelere nazaran daha fazla kalori yakılır. Ve kalça bacak antrenmanından sonra insanlar daha fazla mutlu olurlar. Çünkü bu dopamin salgısından kaynaklı. Bacaklarımız vücudun en büyük kası olan vastus kaslarından oluşur. Bu yüzden kalça bacak antrenmanında vastus kasları ve glute kaslarından ötürü daha fazla kalori yakarız. Neden daha mutlu oluruz? Vücudun hareket sistemi sayesinde salgılanan mutluluk hormonu olan dopamin bacak ve kalça kaslarında salgılandığı için, evet, daha fazla, kısacası daha çok bacak ve kalça kaslarında, yani vücudun en büyük kas grubunda salgılandığı için kalça bacak antrenmanından sonra ayrıca bir mutlu oluruz. Ne kadar yorulsak da.
Evet, şimdi burpees yapacağız. Benim nabzım 130, yani hazırız. Ben toplamda 5 tekrar yapacağım veya 6 tekrar yapabilirim ama siz tükenene kadar yapın. 10 yapabilen 10 yapsın. Ben 10 tane burpees yaptım diye oraya böyle bir biceps yoruma ekleyin. Görmek istiyorum kaç kişi 10 tane burpees yapıyor. Hazırsak başlıyoruz. Ve 1 2 3 4 5 Ben 5 tekrar yaptım. Nabzıma bakacağım. Nabzım 158. 5 tekrarda alınabilecek en güzel nabız seviyesi bence. Sesli nefes alıp veriyorum çünkü sen de nefes alıp verirken bana eşlik et istiyorum. Küçük bir nefes al. Büyük bir nefes ver. Harikayız. Saatimin yerini değiştirmek istiyorum. Nabzımız halen yüksek. Devam et küçük nefes alıp büyük nefes vermeye. 10 tekrar yapanlar. 10 tekrar yapanlar yoruma ben 10 tekrar burpees yaptım yazsın. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Çünkü burpees gerçekten zor bir hareket. O yiğitleri görmek istiyorum. Evet, nabzım hala 145. Yani hala düşmedi. Ne yapıyoruz? Evet, tekrar jumping jacks yapacağız. Jumping jack. Ben çok fazla doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Sürçülisan ediyorsam affola. Ben hazırım ama nabzım hazır değil. O yüzden bekleyeceğim. Kolay nefes alıp veriyorsan senin nabzın yeterli demektir. Sen başlayabilirsin jumping jacks yapmaya. Başla. Ve artık ben de başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aç bacağını kollarını. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayak parmak ucunda. Topukları yere değdirmiyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Topukları yere değdirmiyorsunuz. Ayak parmak ucunda. Ve 30, 29, 28, 27, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Nabzıma bakacağım. Nabzım 161. Harikayız. Evet, dizden aşağısı baldır kısmı biraz yandı. Çok normal. 14. günde bir şey söylemiştim. Tekrar söylemek istiyorum. Biraz ayak parmak ucunda ip atladınız. Biraz parmak ucunda jumping jack yaptınız diye kalp kasınız kocaman olmaz. Şişmez, kalınlaşmaz, büyümez. Vücutta inşa edilmesi en zor kas göğüstür. İkinci sırayı ise kalp alır. Evet, gelişmesi en zor bölgedir. Nabzıma bakacağım. Nabzım 140, hala normal değil. Bekliyoruz. Isınmadayız. Şimdi tekrar burpees yapacağım. Dediğim gibi birbirine karıştırıyoruz bugün. Bu şekliyle bir tık daha zor oluyor çünkü. Ama olsundu, bugün 16. gündü. Artık alıştınız. Level atladınız.
gümüş madalya sahibisiniz. İlk bir haftayı geride bırakanlar, ben hep öyle düşünüyorum. İlk bir hafta bronz madalya, ikinci hafta gümüş madalya ve üçüncü haftanın sonunda, yani 21. günde altın madalya sahibi oluyorsunuz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü vücudumuz herhangi bir sporu, herhangi bir beslenme şeklini veya herhangi bir uyku düzenini hafızaya alıp ezberleyebilmesi için 21 gün geçmesi gerekiyor. 21 gün düzenli antrenman, düzenli spor yaptığınız zaman artık sonrasında da yapmak isteyeceksiniz. Canınız çekecek. İşte bronz, gümüş, altın madalyadaki kastım bu arkadaşlar. Eğer bir madalya sahibiyseniz sürekli o madalyaya bakarsınız. Ya da herhangi bir başarı sahibiyseniz ve tekrar iç geçirirsiniz. İşte tam da bu sebepten dolayı madalyalara benzetiyorum. Artık gümüş madalya sahibisiniz. İki haftayı geride bıraktınız. Leveli atladınız. Yani yapabilirsiniz. Şimdi sıra tekrar burpees'te. Dediğim gibi ben 5 tekrar veya 6 tekrar yapacağım kendi tükenme sayıma kadar. Ama sizler de kendi tükenme sayınıza kadar yapın. Hazırsak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ve bittim. Üfleyince sesim çok mu fazla geliyor bilemedim. Bırakın nabzınız yukarı çıksın, aşağı insin. Yani ben set aralarında konuşuyorum. Nabzım düşüyor. Siz de dinlenin. Çünkü yağ yakım sınırları içerisinde nabzınız dalgalanırsa daha fazla yağ yakarsınız. Hep aynı seviyede giderse tabii yine yağ yakarsınız ama dalgalanmadan kasıtlı, daha hani ikisini karşılaştığında daha az yağ yakarsınız. Bırakın nabzınız yağ yakım sınırları içerisinde dalgalansın. Yani setleri tamamladıktan sonra dinlenin. Dinlenin, nabzınız düşsün. Sonra tekrarları yaparken, tekrar başka bir sete geçtiğiniz zaman nabzınız yükselsin. Harikayız. Ben suyu dumlayacağım. İki hareketi birbirine karıştırınca daha zor oldu. Söylemiştim. Evet, şimdi son kez jumping jacks yapacağız. Jumping jack hareketimizin son setindeyiz. Sonrasında tekrar burpees yapıp artık ısınmayı bitireceğiz. Hazırsak başlıyorum. Bence hazırım çünkü rahat nefes alıp verebiliyorum. Bu nabzımın düştüğünü gösterir. Saati olmayanlar. Hazırsanız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 24 23 22 21 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bitti. Bacaklarınızı sallayabilirsiniz. (Gülüyor)
aha şimdiden bacaklarım ağrıdıysa antrenman sonunda ne kadar ağrıyacak acaba diye soru işaretleri mi var oralarda? Ama her zaman söyleriz, acı var demek başarı var demektir. Nabzım 160. Düşmesini bekleyeceğim. Biliyorum hepiniz benim gibi nefes nefesesiniz şu anda. Çünkü yağ yakıyorsunuz. Nabzımızı düşünce son kez burpees yapıp ısınmayı sonlandıracağız. Bekleyin nabzınız düşsün. Bekleyin nabzınız düşsün. Saati olmayanlar, nefes alışverişinizden kendinizi kontrol edin. Nefes alışverişiniz normale döndüğünde başlayın. Çok böyle saatler, işte ağırlıklar, çok ekipmanlara çok fokuslanmıyorum, çok özenemiyorum. Çünkü istiyorum salona giden de yapsın. İstiyorum evde kendi imkanlarıyla bir şeyler başarmaya çalışan insanlar da yapsın. Yani hani bir kısma hitap etmesin sadece. Hani bir tek evdeki spor yapanlara hitap etmesin ya da bir tek salonda yapanlara hitap etmesin istiyorum. Her kesime ulaşabilecek antrenmanlar hazırlamaya çalışıyorum. Her kesimin kolayca tedarik edebileceği ekipmanlarla spor yapmaya çalışıyorum. Program yazmaya çalışıyorum. Hazırsanız burpees için tükenene kadar burpees yapıyorsunuz. Ve şöyle 1 2 3 4 5 6 ve bittim. Sadece 6 tekrarda bile nabzım 163 oldu. Evet arkadaşlar, ısınma hareketlerinin sonuna geldik. Artık ekipmanlarımızı, minderimizi yanımıza alabiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi bir adet sandalye veya spor salonunda olanlar bench'den yardım alacaklar. Ağırlık olarak ben 30 kilo kullanacağım. Ama siz, evet burada bir parantez açmak istiyorum. Bacaklarım incelsin, kalçam toparlansın diyenler 3 kilo ile 5 kilo arasında ağırlıklar kullanacaklar. Bacaklarımın kaslanmasını istiyorum, kalçamın büyümesini, kas kazanmasını istiyorum diyorsanız 10 kilo 15 kilo arası ağırlıkta kullanabilirsiniz. Ben 30 kilo kullanacağım. Çünkü ben artık expert olduğumu düşünüyorum. Hadi o zaman geçelim antrenmanımıza. İşte hazırız arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi bugün totalde 5 hareket yapacağız. Kalçaya ve bacağa hitap edin. Bu hareketlerin kimisinde dumbbell kullanacağız, kimisinde sandalye kullanacağız, kimisinde ise sadece kendi vücut ağırlığımızı kullanacağız. Evet, ilk hareketimiz dumbbell sumo squat'la başlayacağız. Ben 30 kilo kullanacağım ama siz videonun İşte hazırız arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi bugün totalde 5 hareket yapacağız. Kalçaya ve bacağa hitap edin. Bu hareketlerin kimisinde dumbbell kullanacağız, kimisinde sandalye kullanacağız, kimisinde ise sadece kendi vücut ağırlığımızı kullanacağız.
Hazırsak başlayalım. İlk hareketimiz dumbbell sumo squat. Belirttiğim gibi herkes kendi istediğine göre kilolar alacak burada. Eline kimisi 3 kilo ile 5 kilo arası, kimisi 10 kilo ile 15 kilo arası. Ben 30 kilo kullanacağım. Tükenene kadar 3 set yapacağız. Hareketli bu hareketi arkadaşlar, kalça ve iç bacağı öldüren bir harekettir. Çok da etkili bir harekettir. Benim sık sık uyguladığım, sık sık uygulattığım hareketlerin en başındadır. Hazırsak başlıyorum. Artık dediğim gibi bugün 16. gündeyiz. Yapanlar, bilenler, hatırlayanlar biliyorlar ama tekrar etmek istiyorum. Bacaklarınızı omuzlarınızdan daha geniş açın. Ayak uçlarını yanlara doğru çevirin. Ayaklarınız, topuklarınız birbirine paralel olsun. Tam ortasına dumbbell'ınızı koyun, ağırlığınızı koyun. Kitlibel de olabilir. Hiç fark etmez. Alıyoruz burada. Kaldırıyoruz. Çekiyoruz. Kaldır, çök. Kaldır, çök. Evet, çökerken dizin ayak ucu hizasını geçmesini engelliyorsunuz arkadaşlar. Diz ayak ucu hizasını geçmemeli. Ve çökebildiğiniz kadar çöküp kalkmalısınız. Hazırsanız tükenene kadar setler yapacağız. 3 set yapacağız. Tükenene kadar. Bakalım ben kaç tekrar yapacağım. O yüzden bir sayı vermek istemiyorum. Hazırsak başlayalım. Ayak topukları birbirine paralel. Ve 1, 2, iç bacak, 3, 4, 5, 6, çök çökebildiğin kadar, 7, dumbbell yere çarptırmaya da ağırlığını. Burada su şişesi kullananlar var, evet kullanabilirsiniz ama yere çarptırmayın. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 15 tekrar yapabildim arkadaşlar. Nabzıma bakacağım. Nabzım 142. Çok güzel. Çok güzel nabzım. Evet, nabzımızın düşmesini bekleyeceğiz. Küçük suyu yudumlayabilirsiniz. Bu iç bacaklarınız acıdıysa, yandıysa böyle vurun, ovalayın orayı. Dediğim gibi bugün kalça bacak çalışacağız. İç bacak, ön bacak, arka bacak, kalça deyim yerindeyse çalışmadık. Kalça bacak bölgesi bırakmayacağız. İkinci set için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bacaklarını omuzlarından daha geniş aç. Ayak uçlarını yanlara doğru çevir. Ayaklar birbirine paralel. Şimdi tam ortasına dumbbell'ını al. Çök. Ve kaldır. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 5 tekrarı yandan çekmek istiyorum. 11, 12, 13, 14, 15. Harikayız. İşte ikinci set de bitti. İkinci seti de bitirdik. Nabzımızın düşmesini bekleyelim. Nabzımız 150. Düşük ağırlıklarla yapanlar 15 tekrarın üstüne çıkabilirler. 20, 25, 30 tekrar yapabilirler. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Daha çok yağ yakmak istiyorsanız nabzınızın normal seviyeye düşmesini bekleyeceksiniz. Tabi burada buz gibi olup soğumayı kastetmiyorum. Rahat nefes alıp verdiğiniz bir nabız seviyesine düşmenizi istiyorum. Örneğin benim nabzım şu anda 138. Bir 125-130'lara düşmesini bekleyeceğim. Bekliyoruz.
Zaten bu set aralarında beklerken yoğun bir terleme oluyor. Oradan aynı sırada, aynı anda ödem attığınızda, su attığınızda anlayabilirsiniz. Evet ya, nabzım 128. Yani üçüncü son set için hazırım. Bacaklarını geniş aç. Artık biliyorsun. Artık sen de expert oldun. Sen de biliyorsun. Ve ağırlığın tam ortada olmalı. Vücudun balansı sağlayabilmesi için tam ortada olmalı. Yani yanda olursa vücudun balansı, dengeyi kaybedecektir. Sakatlanma bile yaşayabilirsin. Tam ortada olsun. Çök. Kaldır. Bu seti yandan yapsam daha verimli olacak galiba. Öyle düşündüm şu anda. Çünkü sırt ve bel postürümü görmenizi istiyorum. Evet, bacaklarımı yan açıyorum. Ayak uçlarımı yanlara doğru çeviriyorum. Dumbbell'ım tam ortada. Çöküyorum. Ama çökerken gövdemi öne, kalçamı geriye getirmiyorum. Gövde önde. Omuzlar dik, sırtım dik. Kaldırıyorum dumbbell'ı. Ve çöküyorum. Kaldırıyorum. Ve çöküyorum. Hani böyle bir çökme yapmayın, çok yanlış. Belinizi sakatlarsınız. Arka belinizi bile koparabilirsiniz. Evet, bu seti yandan yapacağım. Son setteyiz. Kaldır. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gerçekten bittiğimi hissettim şu anda. Bacaklarım yandı. Sizler de böyle masaj yapabilirsiniz. Artık ikinci hareketimize geçebiliriz. İkinci hareketimizde sandalye kullanacağız. Şimdi dumbbell'ı yerine kaldırın ve sandalyeyi yanı başınıza getirin. Sandalyemizi yanımıza aldık. Artık hazırız. Hip squat yapacağız arkadaşlar. Bu hareketi ikinci günde yapmıştık. Şimdi 16. günde tekrar yapacağız. Bir adım öne doğru geleceksiniz. Arka ayağınızı sandalyenin üzerine koyacaksınız. Aynen böyle. Dizinizle bileğinizin arası sabit, kıpırdamayacak arkadaşlar. Bu diziniz öne gitmeyecek. Sağa sola gitmeyecek. Bu diziniz tamamen pasif. Arkada kalan diziniz ise geriye doğru gidecek. Geri. Arkadaki diz geriye doğru gidecek. Ön diz pasif. Ön dizin burasında bulunan L harfi postürü hiç bozulmayacak. Ya doğru yapın ya hiç yapmayın. Benim kuralım bu arkadaşlar. Yanlış yapıp kendinizi sakatlamanızdansa doğru yapıp bir tekrar yapmak, iki tekrar yapmak, üç tekrar yapmak çok daha sağlıklı ve çok daha verimlidir. Her bacak için 10 tekrar, toplamda 3 set yapacağım ben. Ama siz kendi tükenme sayınıza kadar yapabilirsiniz. Örneğin, gerçekten tarif ederken bile nabzımı çıkaran bir hareket. Örneğin bu bacağınızı 3 defa yaptınız ama 4.'yü yapamıyorsunuz. Tükenmeniz bitirin. Çok güzel. Doğru yaptınız, 3 tekrar yaptınız, çok verimli. Diğer bacağa geçin. Ben size eşlik edebilme adına 10 tekrar yapacağım. Her bacak 10 tekrar, toplamda 3 set. Hazırsak başlıyoruz. Ver bacağını geriye. Harikasın. Ellerini istediğin gibi, dengeni nasıl sağlıyorsan öyle durabilirsin. Kimisi aşağıda tutar, kimisi karşıda, kimisi omuzlarında, kimisi yanlarda. Dengenizi nasıl sağlıyorsanız kollarınızı o şekilde tutabilirsiniz. Ve başlıyoruz. 1 2 10 diz pasif. 3 4
5, 6, ön diz pasif 7, 8, 9, 10, bitti. Eğer geçebiliyorsanız, nabzınız çok yükselmediyse, çok bıçak saplanma hissi yaratmadıysa hemen öteki bacağa geçebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bir adım öne gel. Ayağını sandalyenin üstüne koy. Sandalye nerede? Evet. Ayağını sandalyenin üstüne koy. Dengeni sağla önce. Sonra bir. Ön diz pasif. Buradaki L harfi postürünü bozma. Dizin öne giderse menisküslerini bile yırtabilirsin. Dizin öne gitmesin. Arka dizin geriye. Arkada kalan dizin geriye. Ve bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Her iki bacağı da 10 tekrar yaptık. Birinci seti bitirdik. Şimdi nabzınızın düşmesi için bekleyeceğiz. Nabzınızı kontrol edeyim. 152 benim nabzım. 10 tekrar yaptım. Harikayız arkadaşlar. Nabzımızın düşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Acele etmeyin. Çok yüksek nabızda böyle suratınıza kan toplanana kadar yaptığınız antrenmanlar size fayda değil, zarar verir. Bırakın nabzınız düşsün çıksın. Her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Çünkü kulağınıza küpe olmasını istiyorum. Nabzım 140. Bir tık daha bekleyeceğim. 130'a düşsün. Çünkü hala rahat nefes alıp veremiyorum. Hazır değilim. Eşlik et bana nefes alıp verirken. Korkma, bekliyorsun, dinleniyorsun, nabzın düşürüyorsun diye kalori yakmıyorsun, yağ yakmıyorsun zannetme. Set aralarında nabzın düşerken bile yağ yakıyorsun. O yüzden dinleniyorum, nabzım düştü falan diye endişeye kapılma. Nabzım 130. Bence ikinci sete başlayabiliriz. Ayağını bir adım öne al. Arka ayağını koy sandalyenin üzerine. Harikasın. İlk önce dengeni sağla. Evet, şu anda dengedeyim. Hareket yapmaya hazırım. Ön diz pasif, arka dizi ver geriye. Ver, ver, ver. Ve 2 3 4. Dengeni sağlayamıyorsan aç kollarını. Dengeni sağlayamıyorsan kaldır kollarını ya da ileriye. Dengeni sağlamak için ellerinden, kollarından yardım alabilirsin. Ve 8, 9, 10. Harikasınız. Yapabilirim diyenler hemen öteki bacağa geçsin. Ön bacak, ön diz, sabit. Eğer bu hareketi gerçekten riskli, zaten lunge hareketi dizler için risk barındıran bir hareket. Slip squat, yani Bulgar tarzı lunge hareketi. Bu hareketin bir diğer ismi de Bulgar tarzı lunge hareketidir. Ayağınız yüksekte ve yukarıdayken diziniz öne gelirse menisküsü bile yırtabilirsiniz. Çapraz bağlarda bile kopma yaşayabilirsiniz. Bunlar sizi spordan koparacaktır. Telafisi olmayan sakatlıktır. Menisküs yırtığı ve çapraz bağ yırtılmaları, kopmaları, telafisi olmayan, olsa bile çok uzun yıllarınızı alan sakatlıklardır. O yüzden lunge yaparken, Bulgar tarzı lunge yaparken, slip squat yaparken dikkat edin. Slip squatla Bulgar tarzı lunge aynı hareket şu anda yaptığımız. Öteki bacağa geçebiliriz.
unutmadım. Ve geriye ver. İlk önce dengeni sağla. Sakin. Evet, ayağını güzelce koy sandalyenin üzerine. Dengeni sağla. Şu an tam dengedesin. Ve dizini ver geriye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok güzel, dizindeki postürü bozmadın. Burada bir L harfi var. Bozmadın onu. Dizin sağa sola öne gitmedi. Harikaydın. İkinci seti de başarıyla bitirdik. Şimdi dinleniyoruz. Dinlen. Nabzını kontrollü bir şekilde düşür. Küçük küçük su yudumlayabilirsin. Spor esnasında, antrenman esnasında su içilmez. Felsefesi yanlış bir felsefedir. Yani antrenman yaparken su içilebilir. Önemli olan, ay çok susadım deyip bir şişe suyu bir anda dikmek. Dikmemeye özen göstermek. Çünkü o şekilde içilirse yanlış, hatalı, zararlı. Ama küçük küçük yudumlarla, yudum yudum içeceğiniz su antrenman esnasında size fayda sağlar. Harikasınız. Hocam bitirdim diye sesler duyuyorum. Can çıkmadık bedenden. Ümit kesilmezmiş arkadaşlar. Kendinizden ümidinizi kesmeyin. Bitmezsiniz. Hadi devam ediyoruz. Üçüncü ve son set. Slip squat, Bulgar tarzı lunge. Ve ayağını geriye doğru ver. İlk önce dengeni sağla. Şu an harikasın. Ellerinle kendi dengeni sağlayabilirsin. Evet. Ellerinle dengeni sağlamak için istediğini yapabilirsin. Şimdi hazırsak tek tek her harekette ve her sette açıklıyorum. Çünkü gerçekten sakatlanmanızı istemiyorum. Hazırsan arka diz geriye. Geriye. 1. Geriye. 2. Ver arka dizini geriye. Ön diz kıpırdamıyor. 4. 5. Ön diz kıpırdamıyor. 6. 7. 8. 9. 10. Harikasın. Hafif bir sağla bacağını. Yorulmadım diyenler hemen öteki bacağı geçebilir. Ve ver geriye. Koy sandalyenin üstüne ayağını. Dengeni sağla. Ön diz pasif, arka diz aktif. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Harikayız. İşte İkinci hareketimizi de başarıyla bitirdik arkadaşlar. Nabzımız düşünce dördüncü hareketimize geçebiliriz. Nabzımızın düşmesini bekliyoruz. Nabzımız 153 olmuş. Harikayız. Çok güzel ilerliyoruz kalça bacak antrenmanında. Üçüncü harekete geçmeden önce küçük küçük su yudumlayın, küçük nefes alın, büyük nefes verin. Bence nabzımız artık yeteri kadar düştü. Üçüncü harekete geçebiliriz. Üçüncü hareketimizde yine sandalye kullanacağız. Önce hareketi nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Sonra tekrar sayılarıyla size eşlik edeceğim. Tek bacağınızla 10 kere
sandalyenin üstüne çıkıp öteki bir bacağınızı dizinizi karnınıza doğru çekeceksiniz. Ve aynı bacak çek. Tekrar aynı bacak çek. Tekrar aynı bacak çek. 10 tekrar bir bacağınızı yaptıktan sonra 10 tekrar öteki bacağınıza geçeceksiniz. Yani her bacak için 10 tekrar toplamda 3 set bu hareketi yapacağız. Tarif ederken bile nabzım 140 oldu. Çok etkili bir hareket. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Çık. 1 2 Çıkınca öteki bacağını, karnını, dizini karnına doğru çek. 6 7 8 9 10 Çok fazla yorulmayanlar hemen öteki bacağını geçebilir. Yorulanlar dinlensin. Evet, öteki bacağı geçebilirim. Ve 1 ve 2 3 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 İlk seti bitirdik bile. Nabzım şu anda 154. Çok güzel. İlerliyoruz. Üçüncü hareketimizdeyiz. Dinlenin. Dinleniyorsunuz. Nabzınız düşüyor diye bir şey kaybetmiyorsunuz. Aksine daha fazla yağ yakın kazanıyorsunuz. Diye kaburgalarını, ciğerini şişirecek kadar derin bir nefes alıp derin bir nefes verme. Ciğerlerini şişirmeyecek kadar, kendine yetebilecek kadar küçük bir nefes al. Ve ciğerlerindeki bütün karbondioksiti çıkarırmışçasına nefes ver. Yanlış nefes alıp vermek spor yaparken dalakların şişmesine sebebiyet verecektir. Bu da sizi nefes alamayacak, tıkanacak dereceye getirecektir. Karın boşluğunuz yani dalağınız aşırı derecede ağrıyacaktır. Ve sporu sonlandırmak zorunda kalacaksınız. Spordan da soğutabilir hatta. Doğru nefes alıp vermek her zaman çok önemli. Nazım şu an için ikinci sete hazır. Ben de hazırım. O zaman başlıyoruz. Çık dizini çek karnına ve in. Çek karnına. 3 4 5 6 7 8 9 Yorulmadım diyen hemen geçsin öteki bacağına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İkinci seti de bitirdim. Ama siz bir bacağınızı bitirdiğinizde ikinci bacağı geçemeyecek kadar yorulduysanız, kaslarınız acıdıysa öteki bacağı geçmek için pause verin. Mola verin. Dinlenin. Ondan sonra öteki bacağınıza geçin. Nabzım 164. Her zamankinden bir tık daha fazla yükselmiş. Çünkü bacak değiştirirken mola vermedim. Hemen öteki bacağa geçtim.
ısınma hareketlerinden şu ana kadar mükemmel kalori yaktık arkadaşlar. Ve yine ısınma hareketlerinden şu ana kadar hep yağ yakım sınırları içerisinde aşağı ve yukarı gezdik. Mükemmel yağ yakıyoruz anlamına gelir mi? Ağzım şu anda 146. Bir tık daha bekleyeceğim 3. sete geçmek için. Küçük küçük su yudumlayabilirsiniz. Nabzım 130. Yani 3. set için hazırım. Gerçekten bacak ve kalça antrenmanının hakkını veren bir kalori rakamları görüyorum şu anda saatimde. Ama tabii yine 3. hareketin son setindeyiz. Daha önümüzde 2 hareket var. Antrenmanın sonunda yaktığımız kaloriyi sizinle paylaşacağım. Harika ilerliyoruz. Ve çık. Çek karnını dizini karnına. Ve 2. Gerçekten yorucu. Kalça bacak antrenmanları gerçekten yorucu geçiyor. Ama videonun başında da söylediğim gibi kalça bacak antrenmanı mutluluk hormonu salgılatıyor. 6 7 8 9 ve 10. Bu kez bekleyeceğim sizin için. Bir 10 saniye. Sonra öteki bacağıma geçeceğim, onu tekrar da onunla yapacağım. Ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. Hadi tempo. 5 6 Tempoyu yakaladınız mı? Gerisi gelir zaten. 7 ve 8 ve 9 10 3. hareketimizin evet 3. hareketimizin son setini bitirdik. Sandalyeyle işimiz bitti. Artık sandalyeyi emekliye ayırabiliriz. Midemi biraz öne alacağım. Videonun başında da söylediğim gibi kimi zaman dumbbell, kimi zaman sandalye, kimi zaman da kendi vücut ağırlığımızı kullanacağız demiştim. Nabzım çok yüksek. Konuşamıyorum. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Evet, nabzım şu anda 133. Yani 4. harekete geçebiliriz. 4. hareketimiz. Hip extension yapacağız. Harikayız arkadaşlar. Bence artık 4. hareket için hazırız. Sırt üstü yatıyorsunuz. Evet, sırt üstü yatıyorsunuz. Burada ben tişörtümü biraz toplayacağım. Postürü tam görebilmeniz adına. Postür tam göstermek istiyorum size çünkü hani beliniz ağrımasın, belinize bir zarar gelmesini istemiyorum. O noktada böyle tam tarif edebilirsem çok güzel olur. Evet, hip extension hareketi yapacağız arkadaşlar. Dizlerinizi omuzlarınızın hizasında açın ve yavaşça önce bel, sonra sırt,
omuzlara kadar kalkıyorsunuz. Kalkınca orada popoyu bir sıkıyorsunuz. Sonra yavaşça geri dönüyorsunuz. Ve bir, iki, kaldırınca bir sık orada. Yes. Hazırsanız başlayalım. Tükenene kadar setler yapacağız. Tükenene kadar tekrarlar ile 3 set yapacağız. Hazırsak başlayabiliriz. Omuzlarının genişliğinde aç bacaklarını. Önce bel, sonra sırt ve omuzlara kadar kalkıyorsunuz. Kalkınca popoyu burada bir sıkıyorsunuz. Yavaşça geri dönüyorsunuz. Bu hareketi yaparken en büyük yapılan yanlışlardan birisi popoyu yere değdirip geri kaldırmak. Bakın popoyu yere değdirip geri kaldırınca belinizin arasındaki şu boşluğu görebiliyor musunuz? Şurayı. İşte o belinize zarar verir. Bel fıtığı olanlara hele hele çok zarar verir. Bu şekilde yanlış. Tamamen bel çukurunu kapatıyorsunuz, bel boşluğunu kalkarken bel, sırt, omuza kadar kalkıyorsunuz. Evet, omuzunuza, kürek kemiklerinize kadar kalkıyorsunuz. Geri dönerken tekrar sırt, bel, omuz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş yapıyoruz, doğru yapıyoruz, fayda sağlıyoruz. Hazırsanız başlıyorum. Bir, çıp, sık yukarıda. İki, 3, 4, asansör gibi arkadaşlar, önce sırt sonra bel, 7, 8, 9, kaldırınca bir sık orada, 9 ve 10, burada bir 5 saniye, kalçanı sık, 5 saniye, 3, 2, 1 ve yavaşça geri dön. Biliyorum çok acıdı, yandı, gayet normal. Çok normal. Harikasınız. İkinci sete geçmeden önce nabzıma bakıyorum. Nabzım çok yükselmemiş tabii, ben genelde bu hareketi ağırlıkla yapıyorum. Ama şu an geride bıraktığımız 3 hareket çok zordu. Dördüncüsünde ağırlıksız tükenene kadar setler yapmayı daha uygun gördüm. Çünkü o ilk 3 hareket gerçekten zordu. Ağır efor sarf ettirdi. Evet, ikinci set için hazırız. Artık unutmadın. Eğer dengeni sağlayabiliyorsan kolların benim gibi rahat kalabilir. Yok sağlayamıyorum diyorsan ellerini poponun yanına koyabilirsin. Bakın bel boşluğuna değil, poponun altına değil, poponuzun yanına, dengenizi sağlamak adına koyabilirsiniz. Önce popo, sonra bel, sonra sırt. Kalkınca sık orada. Ve 2, 3, 4, omuzlara kadar kalk. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yapıyorduk? Burada popoyu sıkıyorduk, bekliyorduk bir 5 saniye. Eğer 10 saniye bekleyebiliyorsanız 10 saniye de olur. 4, 3, sık popoyu, kaytarma. 3, 2, 1, yavaşça geri dön, geri dön. Asansör gibi arkadaşlar. Sırt, bel, kalça. Kalkarken de kalça, bel, sırt. Kesinlikle sıralamayı bozmayın. Eğer ilk başta gösterdiğim gibi böyle kalkıp böyle inerseniz bir sonraki gün kalçanız değil, arka bacağınız değil, beliniz çok kötü ağrıyacaktır. Bu yanlış yolda olduğunuzun göstergesi. Gerek yerli gerek yabancı sporcuların çoğunda görüyorum bunu. Çok yanlış böyle. Nabzımız yeterli arkadaşlar. Üçüncü ve son setteyiz. Hazırsak başlıyoruz. Önce popo, sonra bel, sonra sırt. Sık. Sık. 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 Bekle böyle sık kalçayı. Sık 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 sık. 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça geri dön. Harikaydı. Bak dördüncü hareketi de çok güzel tamamladın. Çok güzel bitirdin. Beşinci ve son harekete geçmeden önce evet nabzımızın düşmesini bekliyoruz. Küçük küçük su yudumlayabilirsin. Eşek tekmesi dediğimiz hareketle antrenmanımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Kalçayı ve arka bacağı ateşe veren bir harekettir. Eşek tekmesi, yani donkey kicks dedikleri bir tarz var. Bir de glute kickback dedikleri bir hareket var. İkisi de aynı bölgelere hitap eder ama birbirinden farklıdır. Glute kickback ayağı kaldırırsınız ve dirseğinizi bükmeden kalçanızı, bacağınızı kaldırırsınız, indirirsiniz. Eşek tekmesi yani donkey kick'te ise bacağınızı yukarıya doğru bu şekilde kaldırırsınız ve ayak ucunuzu point pozisyonu alırsınız. Flex, point. Ayak ucunuzu point pozisyonu alırsınız ve geriye doğru tekme atarsınız. Aynen bu şekilde. İki hareket de birbirine benzer ama ikisi farklı. Glute kickback bu. Eşek tekmesi, geriye tekme bu. Şimdi biz eşek tekmesi yapacağız. Geriye doğru tekme atacağız arkadaşlar. Her bacak için 10 tekrar toplamda 3 set yapacağız. Biliyorum. Ya öldürdün bizi diye böyle isyanlar geliyor. Ama gerçekten, gerçekten tükendiğinizi, artık yapamadığınızı düşünüyorsanız antrenmanı sonlandırıp kardiyoya geçebilirsiniz. Ama yok, kendimi güçlü hissediyorum. Ben expertim diyorsanız o zaman bu hareketi de tamamlayın. Hazırsak önce anlatacağım, sonra tekrar sayılarıyla size eşlik edeceğim. Her zaman masa pozisyonundaki genel kural neydi? Elimizle omuzumuz aynı bir çizgide buluşuyor. Eller omuzdan öndeyse omuzlarınızı sakatlarsınız. Gerideyse boynunuzu sakatlarsınız. O yüzden balansı, dengeyi sağlamak adına eliniz omuzunuzla aynı bir çizgide buluşsun. Evet, bacaklarınızı yine omuzlarınızın genişliğinde açın. Ayak ucu point pozisyonda. Point. Flex ayak ucunun ileriye doğru bakmasıdır. Point ise kendinize doğru. Point pozisyon. Ve geriye tekme. 1 2 3 Gövdenizi hareket ettirmeyin. Böyle bir şey istemiyorum. Gövdeniz hareketi gövdeniz hareketi etmiyor. Gövdeniz postürü bozmuyor arkadaşlar. Sadece bacağınız öne geliyor ve geriye tekme. Ve geriye. Gövdenizi savurmayın. Bacağınızı savurmayın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yapabilirim diyorsanız bacak değiştirin. Ayak ucu point pozisyon. Kalk, gövdeni savurma. Postürünü bozma ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İlk seti bitirdik bile. Hem simit bölgemiz hem kalçamız yandı, acıdı burada. Gayet normal. Çok normal. Bir toparlanma yapayım.
istedim. Nabzımız 149 olmuş. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Antrenmanın sonundaki yaktığımız kalori miktarını çok merak ediyorsunuz. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Bence ikinci set için hazırız. Eller omuzlar. Aynı hizada, aynen bacaklarımızda. O şekilde. Ayak ucu point pozisyon. Kaldır ve geriye tekme. Eşek tekmesi arkadaşlar. Çitmesi mi denir Türkçesini tam bilmiyorum. Ve 3 ve 4. Gövdeyi savurma, sallama. 5 6 7 8 9 10. Geçebiliyorsan hemen arka öteki bacağına geç. Ayak ucu point pozisyonda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkinci set de bitti. Gerçekten bitik durumdayım. Çok yoruldum. Biliyorum siz de çok yoruldunuz. Dün dinlendiniz ama. Dün dinlendiniz. Bence üçüncü ve son set için hazırız. Çünkü benim nabzım 125. Üçüncü set için tekrar masa pozisyonuna geri dön. Kaldır ayağını. Point pozisyon. Ve geriye tekme. Bir. Lütfen savurmayın kendinizi. Bu şekilde savurarak 100 tekrar da yapabilirsiniz. Ama bu yanlış ve hiçbir verim sağlamaz. Yavaş yapın. Doğru yapın. Gerekirse bir tane yapın. Gerekirse üç tane yapın. Çok daha faydalı. Vücudun postürünü bozmayın. Kendinizi sallamayın. Savurmayın. 6 7 8 9 10. Her zaman eliniz omuzunuzla aynı bir çizgide buluşsun. Elleriniz omuzunuzdan daha ileride ya da daha geride olmasın. Şimdi öteki bacaktayız. Üçüncü set. Son tekrar ve ayak ucu point pozisyonda. 1 eşek tekmesi. 2 3 4 5 vücudu savurma. 6 7 8 9 10. Harikasınız. 16. günde kalça bacak antrenmanını da tamamladınız. Şu noktaya kadar benimle beraber antrenman yaptıysanız, bu noktaya kadar geldiyseniz hepinize ayakta alkışlıyorum. Gerçekten hepiniz tek tek harikasınız. Çünkü ilk haftada yaptığımız kalça bacak antrenmanından, ikinci haftada yaptığımız kalça bacak antrenmanından çok daha sert ve çok daha ağır bir kalça bacak antrenmanıydı bugünkü. Ve siz başarıyla sonuna kadar geldiniz. Harikasınız gerçekten. Gerçekten. Isınma hareketlerimiz dahil. Yani ısınmadan başlayıp şu an şu noktaya kadar yaptığımız kalori miktarı tam 400 arkadaşlar. Evet, tam 400 kalori yaktınız. Ama bu kişinin yaşına, boyuna, kilosuna göre ve nabız hızına göre değişir demiştim. Belki benden daha fazla kalori bile yakmış olabilirsin. Her zamanki gibi artık sistemi tanıyorsunuz, beni tanıyorsunuz, programı tanıdınız. Anlatmaya gerek yok. Ne yapıyoruz? Evet. Bu video burada bitiyor ama siz en az 30 dakika, en fazla 40 dakika kardiyoya gidiyorsunuz. Hemen ardından kardiyo yaparsanız boncuk gibi olur.
Eğer yapamıyorsanız, vaktiniz yok ise birkaç saat sonrasına, akşama da yapabilirsiniz. Ya da ben bugün pazara alışverişe gideceğim. O şekilde de kardiyonuzu hızlı gidip gelerek, yürüyerek de aradan çıkarmış olabilirsiniz. Yapabilirsiniz de bu şekil alternatifler de kullanabilirsiniz. Evet, bir kalça bacak antrenmanının daha sonuna geldik. 16. günü de bitirdin. Harikasın. Toplamda 400 kalori yaktın. 30 dakikada kardiyo yaptığını hesap edersek ve minimum 150, maksimum 250 kalori de orada yaktığını düşünürsek harikasın. 600-650 kalori cebinde demek. Bu mükemmel bir rakam. Beslenmene dikkat et. Beslenme her şeyin başında geliyor. Sporun başında. Yani her şeyin başı besleme, sağlık besleme arkadaşlar. Besleme programlarınıza dikkat edin. Ben 3 haftalık inceleme programındayım diye çok az yemeyin. Ben nasıl olsa spor yapıyorum, şu kadar kalori yakıyorum diye çok fazla da yemeyin. Ne olur her şeyi sağlıklı gıdalardan seçerek sağlıklı bir tabak oluşturun kendinize. Ve o tabakta her besin grubundan mutlaka olsun. Karbonhidrat, protein, yağ. Şimdi kardiyoya. 17. günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sporla kalın. Sporla kalın, hoşça kalın. 17. günde görüşürüz.